Evet, tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi 2019 Ağustos ayındayız. Bugün 30 Ağustos 2019'da bir yeni ay yaşayacağız ve onu videosunu çektik. Dedik ki bir video daha çekelim. Niye? Çünkü bütün gezegenler Başak Burcu'nda ve bize de bu yönde bana çok talep geldi. Hani burçlardan bahsetmiyorum, burçları tek tek anlatmıyorum. Dedim ki bu ay madem Başak ayı, her ay bir burçtan bahsedelim ve bugün Başak burçlarıyla ilgili bazı konulara temas edeceğiz. Daha doğrusu Başak Burcu insanından bahsedeceğiz. Başak Burcu insanı, siz sevgili Başaklar, gayet hayatı belli bir disiplin, bir düzen içerisinde geçmesini, her zaman kontrollü olmasını isteyen insanlardır. Eğer sizin hayatınızda Başak Burcu birisi varsa, bu bir erkek ya da kadın da olabilir, partneriniz diyelim en iyisi, Başak Burcu bir partneriniz varsa gayet düzenli olmanızı ister. Çünkü kendisi son derece düzenlidir, son derece tertiplidir. Detaylara her zaman önem verir. Kişisel olarak, kendi kişisel temizliğinden tutun da, çevresi, yaşadığı yer, çalıştığı ortam ya da birlikte olduğu insanlar, çocukları, eşi olabilir. Herkes için aynı düzenin geçerli olmasını ister. Her zaman kendine gösterdiği özenin yanındaki insanın da göstermesini ister. Giyimine, kuşamına her zaman dikkat eder. Gayet titizdir. Çok dikkatlidir. Seçtiği renkler, kullandığı parfüme kadar her şeyin birbiriyle uyum içerisinde olmasını ister. Özellikle de şunu belirtelim. Başak Burcu insanı çok dikkat çekmeyi sevmez. Daha fazla geri planda olmayı sever. Hayatında tercih ettiği insanlar olabilir. İşte kullandığı renkler mesela giysilerinde hep böyle soft, pastel renklerdir. Daha fazla dediğim gibi belirsiz, çünkü renkleri sever. Kendisi de ön plana görüntüsüyle çıkmaktan hoşlanmaz. Merkür yönetir Başak Burcu'nu arkadaşlar ve Merkür Başak Burcu'nda gayet güçlü bir pozisyondadır. Dolayısıyla Merkür'ün yönettiği bir burçtur. Zaman zaman değişken olabilir. Ancak çok analitik bir zekaya sahiptir Başak Burcu insanları. Her şeyi çok ince, ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde analiz edebilir. Eğer hayatınızda bir Başak varsa, bu kardeşiniz, çocuğunuz, arkadaşınız, eşiniz de olabilir, sevgiliniz de olabilir. Kendi hayatı gibi sizin hayatınızda inanın o kadar bir prensiple detaylı bir şekilde düzenlemeye kalkar ki, hele de siz eğer çok böyle savruk, dağınık, çok dikkat etmeyen, biraz olayları, konuları önüne geldiği gibi yaşayan biriyseniz, işte o zaman çıldırır. Başak Burcu bunlara tahammül edemez. Çünkü o önceden her şeyini planlar, her şeyini düzenler. Bu ödemeler olabilir hayatında ya da farklı alanda. İşte sağlık kontrolü olabilir, yapacağı alışverişler, işle ilgili kontroller, sözleşmeleri, çekileri, senetleri, işle ilgili alanlarda her şey de çok düzenlidir. İnanın bir masasına gittiğinizde çalışan bir başaksa, eğer dört dörtlük böyle her şey uyum içerisindeyse, bir simetri içerisindeyse, bilin ki o insan Başak insanıdır. Çok titizdir hayatın her alanında. Kontrol etmeyi sever. Eğer ki Başak bir partneriniz varsa, siz de eğer birlikteliğinizi sürdürmek istiyorsanız, onu mutlu etmek istiyorsanız, sadeliği tercih etmeniz gerekiyor. Ve her zaman öncelikleriniz o olması gerekiyor. Düşünceleriniz ya da konuşmalarınız her zaman belli bir düzen içerisinde ve tutarlı olması gerekiyor. Mantıklı, her şeyi mantık çerçevesinde değerlendirir. Mantık olmadığı zaman genel olarak çok dikkate almaz. Mantıklı kişiler ve mantıklı konular, mantıklı olaylarla ilgilenir ve önüne gelen her konuyu da mantık süzgecinden geçirerek değerlendirir. Evet, bir mesela bir erkeksiniz ve bir Başak partneriniz var diyelim ki.
gerçekten de mesela ona bir hediye alacaksınız ya da ortak bir şeye karar vereceksiniz. Sakın tek başınıza karar vermeyin. Mutlaka birlikte karar verin. Aklı başında konularla, önerilerle yaklaşın. Onun tercih edeceği şeyler genellikle sade olacağı için sade bir tatil, sade bir giysi, sade bir yemek, her şey sade ve sakin olmalı. Yine bir kadınsanız, bir partneriniz bir başaksa, bir erkek olarak yine ona tercih edeceğiniz, seçeceğiniz herhangi bir hediye olabilir, hayatıyla ilgili bir öneri olabilir ya da evli değilseniz, hani evlenmeyi düşündüğünüz bir partneriniz ise, ciddi bir ilişki yaşıyorsanız, dediğim gibi eğer bunların hepsini göze alabiliyorsanız ve ben bu hayata ayak uydururum, evet tam da bu düzenler bana gerekli, bunlar benim için çok uygun diyorsanız, evet tam aradığınız kişiyi bulmuşsunuz diyebilirim. Çünkü hayatı baştan aşağı plan içinde geçen bir burçtur. Genel olarak başaklardan bahsediyorum. Tabii ki doğum haritalarında kişi bir başaktır. Yükseleni başak olabilir. Venüs'ü başak da olabilir. Güneşinin dışında farklı gezegenleri başak da olabilir. Mesela Merkür'ü başak burcunda olabilir. Yine bu saymış olduğum tüm özellikler bu şekilde geçerlidir arkadaşlar. Yani başak burcunda ayı da olabilir mesela bu kişinin. Yine duygusal olarak bu düzen, bu tertip her zaman onun için geçerlidir. Ancak Mars'ı, işte Merkür'ü, diyelim Başak Selyum'u var. Çok fazla opsiyon tanımayabilir. Fazla eleştiri getirebilir. Konulara o kadar fazla detaylı yaklaşır, o kadar detaylı iner ki derinlere kadar. Asıl konuyu, gerçek konuyu artık unutur, dağılabilir. Orada biraz handikap yaşatabiliyor işte Başak Burcu. Özellikle Başak Stelyum olanlardan bahsediyorum. Yani haritasında birçok gezegeni Başak Burcu'nda olanlardan. Bu biraz tabii ki de hayatta gecikmeler, sıkıntılar ya da karşı, eğer siz bu saymış olduğum özelliklere sahip biri iseniz, karşı tarafı gerçekten sıkabilirsiniz. Aşırı detaylara eğilmek tabii ki de hayatın bazı keyifli yanlarını kaçırabilme demek oluyor. Yani bir masaya oturacaksınız, bir restorana gittiniz mesela, o masaya bile karar veremeyebilir. İşte oradan güneş geliyor, buradan rüzgar esiyor, orada o oturuyor, buradan bu bakıyor gibi gibi, böyle çok aşırı detaylara takılabilir. Seçeceği yemekler gayet onun ağız tadına uygun olması gerekiyor. O da olmazsa garsonu çağırıp tartışabilir. Hayatınızla ilgili tüm konulara bırakın, o karar versin. Eğer bunu göze alıyorsanız, evet tamam, Başak Burcu sizin hayatınızda tam gerekli olan birisi diyebiliriz. Şimdi Başak zamanındayız. Mars da Başak Burcu'nda. Eğer hayatınızda Başak Burcu'nda birileri varsa, özellikle benim yakın çevremde çok fazla Başak var. Kardeşlerim de dahil buna. O yüzden çok iyi tanıyorum kendilerini. Gerçekten çok detaylı, çok analizci insanlardır. Sağlıklarına çok özen gösterirler özellikle. En ufak bir sağlık probleminde de hemen gidip gerekli işlemleri yaptırırlar. Hemen bir doktora giderler, araştırırlar, uğraşırlar üzerinde. Yani önemserler. Fiziksel görüntüleri çok önemlidir. Giyim, kuşam onlar için çok önemlidir. Temizlik, hijyen hakikaten çok önemlidir. İşte odanızdaki halının püskülleri ters dönse ondan bile bazen rahatsız olabilir. Ki bu saymış olduklarım aslında dediğim gibi sadece bir başak için geçerli değil. Herhangi bir gezegeni, özellikle Mars'ı ve Venüs'ü diyelim, Başak Burcu'nda olanlar için daha da geçerli bu saymış olduğum ayrıntılar, detaylar. Gerçekten hayatında en düzgün insan olmasını isterler ve karşısındaki kişilerden de bunu beklerler. Burada biraz özellikle Venüs'ünüz Başak Burcu'ndaysa mesela, Venüs Başak Burcu'nda fazla analitik ve eleştirel bir yapıya sahip olduğu için, sevgi gezegeni tabii ki de olduğu için, ilişkilerde biraz sorun çıkarabiliyor zaman zaman.
sorun çıkarabiliyor derken, tabii ki de haritasında sert açılar almışsa Venüs'ü, mesela Başak Burcu'ndaki Venüs atıyorum Mars'tan bir kare almıştır ya da farklı gezegenlerden sert açı almıştır. Jüpiter'den olabilir. Bu saymış olduğum hani Başak Burcu'nun olumsuz yönlerini tabii ki de daha fazla ortaya çıkaracaktır. Ama her şeyi bir kenara bırakıyorum şimdi. Genel olarak Başak insanı ve Başak Burcu hayatımızda, hepimizin hayatında olması gereken, bizi derleyen, toplayan, düzenleyen, hayatımızı şekle sokan bir burçtur. Çok önemli yeri vardır. Hepimizin hayatında kesinlikle bir Başak insanı olması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle siz bir hava grubu burçsanız, evet zor anlaşabilirsiniz ama bir Başak'ın düzenine, tertibine her zaman ihtiyacınız vardır. Bunun dışında Başak Burcu ile ilgili ne diyebiliriz? İş hayatında çok başarılı olurlar. Çok fazla dikkatli ve detaycı oldukları için genellikle yaptıkları işlerde en ince ayrıntıları, en ince detayları düşündükleri için gerçekten hata yapma olasılıkları çok fazla yoktur. Çünkü öyle bir konsantre olurlar ki gündemindeki konulara, dolayısıyla gözlerinden hemen hemen hiçbir şey kaçmaz. Yani saçınıza yapışmış küçücük bir toz taneciğini bile o Başak insanı görebilir. Sizin yanlışlarınızı hemen uyarabilir. Sizin fark etmeniz birçok şeyi anında fark ederek hayatınıza gerçekten düzen gerekiyorsa, işte bu Başak insanı hemen fark ederek bu gerekli düzeni sağlayabilir. Çok zeki olurlar. Çok hızlı öğrenirler bir defa. Gerçekten zekaları çok iyi çalışır. Onları öyle kolay kolay atlatamazsınız. Çok iyi odaklanırlar. Dediğim gibi eğer sert açılar yoksa haritalarında, çünkü sert açılarda odaklanma sorunu da yaşayabilirler. Değişken bir grup burç oldukları için. Evet, onun dışında başka ne diyelim? Sevgili Başaklar, bir Başak erkeği her zaman toprak tonlarını sever. Bir Başak kadını, o da aynı şekilde. Hep böyle natürel kokulardan hoşlanırlar. Müsriflikten hiç hoşlanmazlar. Gerçekten en tutumlu burç grubundadırlar diyebilirim. Gerek olmayan alışverişleri yapmazlar. Mevsiminden önce bir kere alışveriş ederler. Mesela yaz gelmeden yazlıklarını alırlar. Kış gelmeden kışlıklarını alırlar. Ya da işte evlerinin, çalıştıkları yerlerin ya da ailelerine ilgili alanlarda hep önceden bir disiplin içerisindedirler. Çok öngörülü bir burç grubudur. Dediğim gibi hepimizin ihtiyacı olan bir karakterdirler onlar. Her zaman hayatınızda muhakkak bir Başak Burcu olsun. Her zaman bizim onlara ihtiyacımız var açıkçası. Evet sevgili Başaklar, fazla eleştiri, biraz işte en zor tarafları da biraz fazla eleştirici, biraz evham. Mesela hani evhamdırlar, pipiriklidirler çok fazla ama her konuda pipiriklidirler. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Fazla evhamlı oldukları için zaman zaman şey de olabiliyor mesela. Hani gereksiz konularda endişelere de kapılabiliyorlar. Şimdi sen bir Başak değilsindir şu an, seni ben de öyleyim diyorsan eğer, beni dinleyen arkadaş. Ama muhakkak hayatında ya da doğum haritanda Başak Burcu'nda bir kişisel gezegenin vardır. Ya da senin hayatındaki kişi Başak değildir ama Başak Burcu'nda bir gezegeni vardır. Ve o gezegen ya da işte o Başak Burcu doğum haritamızda hangi alana düşüyorsa, özellikle orada da bir kişinin kişisel gezegeni varsa, o alanlarda bilerek mesela hayatınızda kontrollü bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Kendiniz için de geçerlidir bu. Mesela benim 6. ev alanım Başak. İş disiplini çok önemli benim için. Çok fazla çalışkanım. Özel hayatıma çok yer ayırmam. Çünkü iş her şeyden önce gelir bende. Sağlık, evet sağlık sorunları çok çok evhamlıyımdır sağlık alanında. Yani anlatmak istediğim şudur. Başak haritanızın neresindeyse orada gerçekten evhamlısınızdır. Çok çalışırsınız. Hele bir de düğümler aksında bir Başak balık aksında düğümleriniz varsa, güney ve kuzey düğüm, işte o zaman tam o Başak stelyumu orada
ciddi bir şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Başak stelyumunu yaşayacağız ve hayatımızın her alanında nerelerde eksiklik varsa, nerede açılması gereken konular varsa, üzerinde hep böyle geçiştirdiğiniz mesela her şey olabilir. Bedensel sağlığınız, arkadaş çevreniz, iş ortamınız, akraba çevreniz olabilir, kariyeriniz, ailenizle ilgili konular, evinizin içerisindeki dokunmadığınız köşelere varana kadar işte bu ay 30 Ağustos'tan itibaren köşe bucak artık temizlenecek, didik didik edilecek. Evet, bu Başak Burcu'nun güzel, olumlu özellikleridir arkadaşlar. Evet, şimdi aklıma gelen her şeyi söyledim. Tabii ki de aklıma gelmeyenler de illaki çok fazladır. Fakat Venüs, Merkür, Güneş hepsi Başak Burcu'nda seyrettiği zaman bu özellikle haritalarınızda Başak her neredeyse işte bu ay orada emek vereceğiz, çalışacağız, didineceğiz ve tüm Başaklarda hayatımızdan eksik olmayın diyorum. Gerçekten sizi çok seviyorum. Videomu da dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu böyle spontan bir videoydu. Tekrar burç burç böyle anlatmaya. Özellikle de Başak erkeği, işte Koç erkeği, Boğa erkeği ya da kadını olarak da videolarımıza devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Güzel bir Ağustos gününden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.